Evet. Hocam göz kontağınızı bana çevirir misiniz artık? Buyurunuz efendim. Başlayın. 3 yıl aradan sonra bir tepkikolik bölümüne hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. 3 yıl oldu. Yeniden görüşmek çok güzel. Geçen çok güzel yorumlar vardı hakikaten. Alttaki yorumların da neredeyse hepsini okudum ama bir tanesine bayıldım. O yüzden bugün mesela çok dikkatli böyle düz renk bir gömlekle geldim. Hatırlarsan onu pembe beyaz pötikareli evet, gömlekle gelmiştim. Tamam, biri şey yazmış. Piknik desenli gömleği giren doktor hocamız diye. Şey, piknik masa örtüsü. Ha, piknik masa örtüsü desenli, ona bayıldım. Evet, yorumlarınıza dikkat edin arkadaşlar. Okuyorum ona göre. Şimdi hocam birkaç tane soruyla başlayacağız. Sonra biliyorsunuz videolarımız var, onları izlemeye geçeceğiz. Hocam şimdiye kadar ortalama hani kaç hastanız olmuştur? Tabii tam net bilemezsiniz ama var mı bir ortalama hiç hakkınızda? Yani bana hasta olmuş kişi olarak bakıyorsanız eğer vardır herhalde bir 5-10 kişi falan. Çoktur, onu sayamayız diyorsunuz. Ama yani benim hastam olarak düşündüğüm herhalde onu saymam pek mümkün değil. Şöyle söyleyeyim, aslında muayenehaneyi açtığım yıl 2016, 20 bin hasta gördüm. 7 yılda. Evet. 7 yıl. Çok yüksek bir sayı bu. Ameliyat sayısı mı diyeyim? Gördüğüm hastayı sayamam zaten de. Evet. Hani hakikaten o 10 binler olmuştur da. Ameliyat hesap edersem şimdi matematikten. Tamam mı? 94'te başladım cerrahiye. Kaç yıl olmuş? Abi 30 yıl olmuş. Tek başıma yaptığım, asistans yaptığım ameliyatların falan hepsini saysan yılda herhalde gene bir 300 çarpı işte 20 hesapla yani. En garip bulduğunuz böyle bir hasta davranışı, hasta tipi, hasta karakteri nedir? Savunmacı hasta efendim. Benden bir şey sormak istemeye gelir mesela. Ben de elimden geldiğim kadar bilgi vermeye çalışırım. Fakat söylediğim her şey karşısında savunma haline geçtiği zaman o zaman durumun şekli değişir. En sonunda demek zorunda kalırsınız ki siz bize niye geldiniz? Çünkü kendi kendinize ben bir şey söylüyorum. Sen aksini iddia ediyorsun. Savunma haline geçiyorsun. Ben kendi görüşümü. Ha, ben genelin görüşünü verecek olursam o zaman zaten bize gelmelerinin bir nedeni yok. 4 yıl, 5 yıl falan önce bir hastaya biz tiroid ameliyatında tek taraf tiroidini aldık. Patoloji raporu da temiz çıktı. Hani kuşku nedeniyle aldık ama temiz çıktı. Temiz çıktı dedi. Niye aldınız dedi. Yerine niye tekrar geri koymadınız dedi. Anlatmaya çalıştım. Hani ameliyat sırasında patoloji de yapılsa evet. Zaten o lobun oradan çıkıp patolojiye gitmesi lazım. Bunu tekrar karaciğer nakli gibi yeri koymaya mümkün. Bir daha takibe de gelmedi. Ya acaba hocam o olur mu bu olur mu? Aman keşke bunu yapsaydınız, hayır şunu yapsaydınız diyen hastaların başına illa bir şey gelir. Yani ben hep hastaya şunu derim. Ya kendini bir bırak, serbest bırak, kendini teslim et. Bu da en çok hangi meslek grubunda olur biliyor musun? Mühendisler. Abi mühendisler çok analitik düşünüyor. Şuna bile giriyor. Ya işte damarı öyle değil de böyle kesseydiniz daha iyi olurdu bana. Yok ciddi söylüyorum. Allah çok Allah. Samimiyim. Veya işte ya o metot iyi mi acaba? Hocam bir bakalım artısı eksisi nedir? İlla böyle analiz yapar onlar yani. Hasta olunca insanlar semptomları giriyor. Yazıyor mesela Google'a. Oradan çıkıyor sonuç. Aa ben şu hastalıktaymışım diyor mesela atıyorum. Böyle geliyor mu size? O şekilde gelmiyor. Genellikle insanlar hasta olmak istiyorlar. Çünkü bir yazının anlamsız olan yaşamlarını anlamlandıracak bir hastalığa ihtiyaçları var. Bu şaka yapmıyorum bundan. Çünkü hayat tek düzey. Çok yeknesak. Bu kadar yeknesaklığın içerisinde birinin bir şeye sahip olması onu ayrıcalıklı hissedebiliyor. Şimdi hocam bugün ne yapacağız? Bugün sizinle birlikte internette dolaşan, hastanelerde yaşanan, birbirinden ilginç ve tuhaf, bu kadar da olmaz diyeceğimiz videoları izleyerek bakalım. Yorumlayacaksınız. İlk olarak narkoz videolarıyla başlıyoruz. Ameliyat çıkışında insanlar garip şeyler söyleyebiliyor. Narkoz etkisi altındayken. Doğru. Evet. Oradan birkaç tane videomuz var. Senin ismin ne koçum? Efendim? Senin ismin ne? Aa, bilmiyorum. Daha yeni doğdum. Çocuğum. Ay canım benim. Mesut'um ben de kötü. Doğurdun mu ben yoksa? Ben kimseyle bir şey yapmadım. Ya garip bilmiyorum. Erkek çocuğunu almış bir tane. Sana benziyor aynı, çok aa, güzel. Ben kendime bakamıyorum, bana nasıl bakıyorum. Bunlar yalnız narkozdan ziyade yeni ayılmakta olan tiplere benziyorlar. Onu da söyleyeyim ilk ne kadar şey olsa da. Şey mi hocam, içmiş. Yani biraz öyle görünüyor. Narkozdan uyanma da genelde böyle olmaz ama evet insanlar ben doğum mu yaptım diyorlarsa demek ki kendilerine ait bayağı bir sorgulayacakları durum söz konusu. Ben kendime bakamıyorum, bana nasıl bakıyorum. Ay çok iyi. Şey nasıl ama bak anestezi sonrasında kişinin beyni böyle sıfırlanıyor gibi. Hani o anda hiç mantıklı düşünemiyor zaten. Ya işte ben hani kaç yaşındayım zaten, erkeğim, doğum yapmış olur muyum, olamaz mıyım? Hani öyle bir şansın yok zaten. There is a big possibility that I'm high right now, but I'm pretty sure Jesus is in the corner of my room.
Çok iyi. Oluyor böyle şeyler. I'm pretty sure Jesus is in the corner of my room. Kimi görüyor acaba orada? Yalnız köşedeki adam da çok acımasız benziyor. Değil mi yani direkt olarak? Tip olarak da benziyor, hareketleri falan da yani ben de görsem derim yani. I'm pretty sure Jesus. Bak bunda gelmiş işte. Köşesinde oturuyor. Allah'tan İsa oturuyormuş. Başkası oturuyor. Bak oradan oradan işareti yapıyor. Başkası da oturuyor olabilirdi. Bir gün nöbetteyiz efendim. İçeride dedim hasta var mı böyle ciddi falan. Baştan bunu garantiye alacaksınız ki nöbet rahat geçsin. Yaşlı beyefendi var dediler. O da iyi yani dediler. Şey gittim adam gayet güzel yatağında oturuyor. Hiçbir sorun yok görünüyor. Karşısında bir sandalye var. Döndü sandalye. Bak dede de geldi dedim. Anam sabaha kadar uyuyamadım. Bütün ışıkları yaktım. Dede de geldi deyince. Hocam gerçekten oluyor, insan başka bir dünyada gibi oluyor. Yani herhalde ben mesela çok kısa bir operasyon geçirdim. Kısa ya maskeyle uyutuldum. Hayal meyal hatırlıyorum ama hiç susmamışım. Sürekli seni çok seviyorum. İşte seni çapadan tanıyorum. İşte doğup beni ameliyat edene falan. Sürekli hiç non-stop hatırlamıyorum. Böyle hayal meyal. Casusluk filmleri de ilaç yapılıyor da her şeyi konuşmaya başlıyor. Evet. İşte esasında dormikum. Yani orada hani kafayı biraz böyle hafif yapıyorsun. Beyin biliyorsun şöyle çalışıyor. Yani içi alttan gelen bir dürtüler var, bilgiler var ama süperego onu sürekli bastırıyor. Mesela işte ben bile mesela şu anda kamera karşısında diyorum ki ya bunu söylemeyeyim. İşte bu kötü tepki alır vesaire. Her ne kadar tepki kolikte de olsak. Dolayısıyla o dormikum'da anestezi sonrasında o süperego kalmıyor abi. Her şey filtresiz, her şey çok net yani. Şimdi efendim insanların psişesinin hakikaten ruhunun falan nerede olduğu çok iyi bilinmese de narkoz meselesi bunu bir yere kadar açıklıyor. Ne kadar kendimizden geçsek de geçelim. Sonuçta tülleri kaldırıyorsunuz en sonunda bambaşka birisi ortaya çıkıyor. Anormal sesleri duyabildiğiniz, hiç kimsenin işitemediği şekilde deforme olabildiği, en kötüsü de nedir biliyor musunuz? Narkoz olmadığınız halde uyanık kalmanız. Yani vücudunuz hareket etmiyor ama bilişselliğiniz açık. Hakkınızda konuşuyorlar. Ha, lavuğun tekiydi falan şeklinde. Ulan bu da ne öyle bir film adammış. Vardı. Evet vardı efendim. Evet. Hocam şimdi size biraz utanarak izleteceğimiz bir video var. Hoş olmayan bir görüntü. Şişli Etfal Hastanesi. Kapalı avlamız. Evet. Orada duruyor. Arkasından... Nasıl ya? Ha telefon mu düşmüş? Ciddi misin? Dışkı bırakıyor evet. Ayakta yapıyor. Şişli Etfal'de. Yani bu hocam şimdi... Sıçmış batırmış diyeceğim abi ne diyeyim yani şimdi. Ama nasıl becerdiğini anlayamadım. Evet. Onu videoyu baştan seyretmek lazım. Hocam, becerebildiyse öyle bir şey yapabiliyorsa hakikaten ya, bu durarak... sıra dışı bir şey. Don da yok demek. Evet ya onu hiç düşünmedim. İçinde bir şey yok mu acaba? Kilodu da yok demek ki çıktığına Allah göre. Allah. Ayaktayken bunu yapabilmek herkesin üstüne bulaştırmadan. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim bu arada. Yani demek ki yani öyle bir ayrı bir yetenek falan var. Şimdi bak bu tövbe tövbe yarabbim yapmış ya çok ilginç bir şey. Biz çapadayken çok rastlardık. Derdi gitsin derdini bırakmak için tuvaletin duvarlarına dışkılarını sürerler. Yani böyle iyi duvara. Düşünüyorlar. İşte yani. Derdim gitsin diye. Derdim Allah. Burada gitsin diye. Tabii öyle hocam bir... Hocam o zaman tuvaletin içi hep şey mi oluyor? Tabii işte temizliğe personel yazık zaten. Yani klozete oturmak istemiyor. Tamam güzel hani oturma. Bir şey ser oraya. Hayır ayakkabılarıyla üstüne çıkıyor. Biz çok rastlıyorduk yani asistanken, uzmanken. Bunun farklı versiyonları hocam işte. Nasıl yani? Şekillisi var, sıvısı var. Farklı mekanlarda diyeyim ben yani. Aynı teyzenin mi? Aynı teyze değil. Korumayı almak lazım. Net, bravo yani hem oradan... çıkartmak çarptırır. O da bir başarı. O da bir başarı. Hayatta gerçekten. Bayağı düzgün bir şekilde böyle blok çıkartmış. Yani iyi bir kıvamda evet. Sıçramamış şey olmamış. Bana utanarak dedin de sen utandın. Bak, tebrik ederim. Ne diyeyim? Korumayı almak lazım. Tanışmak isterim. Ne bileyim bir cins şaka falan filan gibi. Çünkü mümkünatı yok efendim. Yani öyle bir şey yapabilen varsa buyursun gelsin biz de görelim. Kanıtlasın diyorsunuz yani evet. Thing to have to go to the bathroom every hour but when the kids sit on my lap it's
The store sent me home. They're going to fire me. Can't you put me back on 5-ASA? Maybe it'll work this time. Not likely. They can't give you a prescription. It's cheap, which is good, because your insurance company won't pay for it. Cojaritis? Cigarettes. One twice a day, or no less. Studies have shown that cigarette smoking is one of the most effective ways to control inflammatory bowel. Plus, it's been well established that you look 30% cooler. Are you kidding me? About the looking cooler, yeah. The rest is true. Bunu birazcık bir konuşmak şimdi istedim. Şimdi efendim kırmızı alana geçmiş olduk. Bu maalesef doğru. Hatta uzun süre o bağımlılık türünden bir anda kurtulmaya çalışanlarda da rebound olarak bu etkiler ortaya çıkabilir. Hani sistem bozulması gibi. Yani vücut 20 yıldır adam bir şeye alışmış. Alıştığı şeyi bir anda terk etmeye kalktığı zaman geri tepebiliyor efendim. Sigara tiryakilerinin bıraktıkları zaman en büyük problemi büyük abdest sıkıntısıdır. Yani kabızlık çekerler. Bir tane sigara yaksın hemen tuvalete koşar. Hatta bazıları o yüzden tuvalette sigara içer. Çünkü içindeki nikotin, bağırsaktaki nikotinik reseptörleri algıçlara bağlanır ve bağırsakların çalışmasını sağlar. Ama oradan kalkıp da bu şekilde hani hastaya önerilmez. O iyi olana kadar akciğer kanserinden ölürsün zaten. Hakikaten bir yeri kurtaracağım derken başka evet, bir yer gidiyor. Ama yani öyle bir gerçekliği var yani, çalışması var. Ama ben hani doktor olarak sigara için demem. Hele ki damar cerrahıyım abi. Yani buradan sonra gidip göreceğim hasta yani sigara nedeniyle bacağı kesilme tehlikesi altında olan birinden bahsediyorum yani. Diyelim ki bizim ülkemizde bir doktor gitti hastaya, sigara içsen düzelir dedi ve bu bir şekilde yayıldı. Doktor kovulur mu? Şikayet edilirse tabip odasına falan mutlaka ceza alır. Çünkü sigaranın biliniyor artık çok net bir şekilde olumsuz etkileri, ceza alır tabii. Yani şöyle oluyor, sigara çok kullanan biri ve sen ameliyat ettin, bir türlü de adam bırakmadı yani. Krize giriyor hani, ya tamam hani bir tane yaksın diyebilirsin evet. Ama hani reçeteye sigara yok, yazalım tabii olmaz ki, o biraz iddialı. Yürüyüş yazıyoruz ama. Yürüyüş derken? Reçeteye. Her gün yarım mi saat yürüyüş, evet. O ilk defa duydum. İlaç dışında bir şey yazıldığını. Evet. Özellikle psikiyatristler de çok yazıyor. Çünkü depresyona da çok iyi geliyor yürüyüş. Takma kafana falan. Birinci kalem takma kafana, ikinci kalem yürü falan. Bundan 50 yıl önce doktorların bunu reklamlarda şundan içiniz çok faydalıdır diye tanıttıklarını lütfen hatırlayacak olursanız, tıbbın ve gerçeklik algısının zaman içinde nasıl değişken olabileceğini biliniz. Yani bir gün birileri çıkıp da dünya aslında yuvarlak değil, düzmüş ya da uçları eğikmiş falan denildiği zaman, o zaman anlayınız ki düz dünyacılar kavramı çok da yabancı, yanlış bir şey değildir. Aslında haklılık payları da var. Dünya da düz gibi görünüyor. O da yani ayrı bir durum. Dur, oraya girmeyelim şimdi. O bambaşka bir tartışma konusu. Hocam, kayropraktiğe geçiyoruz. Bu çok konuşuluyor. İşte YouTuberlar gidiyor, sosyal medya işte kullanıcıları ben gidiyor. Ben çok yaptım televizyonda ya. Dedim ki acaba benim videomu mu koydunuz yok oraya? Bir hem bunu tartışalım. Siz tamam yapıyorsunuz zaten. Hani doğru. Yok, ben yapmıyorum. Bana yapıyorlar televizyonda. İşe yaradı mı? Rating anlamında evet. Eskinin kırıkçı çıkıkçısı gibi bir şeyin modern versiyonda böyle kayropraktist şeklinde evet, isimlendirilmiş evet hali bildiğim kadarıyla. Aslında bir uzmanlık alanı, bir geçerliği de var. Buyurun efendim, neresini İzleyelim. Söküyor görelim. Sırt üstü. Ben hazırım hocam. Hazır. Ay bu kırar gibi. Ay bunu... şöyle bir şey diyeyim. Ananı avradım. Hocam geç biraz. Evet hocam, serbest pantolon. Herhalde düşük be. Ya da düşesi var ya. Emanet pantolon. Güzel olmuş da bunları biraz espri olsun diye çekmişler. Bunun esasla tabii ki bir alakası yok. Normalde böyle olmuyor işte. Yani güleni olmuştur çok komik olmasa da. Şimdi bunu bilmiyorum yani, çok ehil ellerde bir şekilde hani doğru bir şey olabilir. Hani çok da ahkam kesmeyeyim ama tehlikeli tabii. Yani işi, anatomiyi falan böyle bilmeyen insanlarda. İşin çok uzmanı yapmadım. Oo tabii tabii, yani düşünsene boyunda verdiğin bir hasar tamamen tabii. Dört ekstremite felci demek. Hakikaten faydası olabiliyor ama bu işi bilmek kaydıyla işe yarar. Normal koşullarda aslında bir masajcı da, bir masör, masöz, onlar da aynı şeyi yapıyor. Kayropraksi de biraz daha farklı. Bir adeleye bastığınız zaman uzun süre onun tendonunun kiriş bölgesine özellikle yakın tutarsanız gevşeme ile sonuçlanıyor. Ama bizim derdimiz hiçbir zaman ya ne çektim masajı, şahane kalktım değil. Bir sonraki gün ne olacak? Bilimsel
bir disiplinden bahsediyoruz aslında burada. Ben kendime yaptırdım, hatta televizyonda yaptırdım, hani boyna falan vesaire. O anda inanılmaz bir rahatlık hissediyorsun. Anlık olarak çok rahatlıyor, hatta o gün içinde de biraz şey yapıyorsun. Fakat hani bu böyle bir kere yapayım, bir kere kütleteyim de ondan sonra bütün her şey çözülsün diye bir şey yok. Yani onun devamının gelmesi gerekiyor. Bazen işte beraberinde fizik tedavi uygulamaları oluyor vesaire vesaire. Hani bunu gerçekten ustalara yaptırmak lazım. Evet. Ya sakatlanma olabilir yani. Bazen evet böyle kırtlatalım, çıtlatalım, işte evet, gel kütürdeteyim falan şeklinde girişimler var ama hani ne kadar detaylı, ne kadar geçerli olduğunu da bilmiyoruz. İnanınız tıp şu parmakların çıtlama olayının nedenini de bilmez. Bilmiyoruz. Neyin çıtladığını da bilmiyoruz. Bir tartışma var orada. Evet, farklı farklı açıklamalar var yani. Şimdi hocam siz zaten dediniz biraz önce, kırıkçı çıkıkçı dediniz. Onunla ilgili videomuz var. Annem, sana da kilo aldırmak lazım. Sen şimdi bana söyleme. Bir yürü bakalım. Dön şimdi bana doğru. L4, L5, L5, S1. Bak şimdi. Arızala. Dön şimdi bana doğru. L4, L5, L5, S1. Arızala. MR çekti ya. Ya yani bismillah, direkt olarak nasıl yaptı? Ablam L4, L5, L5, S1. Hemen MR'ını çektirip getirebilirsiniz. Bu arada bir şey diyeceğim. Acaba bu beyefendi L4, L5, S1 dışında bir terminolojiye hakim mi? Onu merak ediyorum. Çünkü her şeyi bunlardan evet, birisi olabilir belki. Birisi olabilir. Yani. Zahide Hanım'ın bunu programına alması kötü bir şey. En acı tarafı bu. Röntgen yok, bilmem ne yok. Düz filmde bile anlayamazsın. MR'ından şeyine kadar detaylı tetkik gerekiyor nerede ne olduğunu. Yani adam öyle diyor. Yürüyüşten anladın, yani öyle dedin. Zaten bir sürü insanda yani biraz belde sorun oluyor. Hani atayım ben de, sende de vardır diyeyim. Yani belli bir yaşın üzerinde tutar zaten o. Bel dediğin zaten işte L1'den S1'e kadar gidiyor. 5 tane L var. Ondan sonra S1 geliyor hatta. Yani hepsini saydı zaten. Yani bazı şeyleri anlayabilirsin. Hani ne bileyim işte idrar tutma L5 S1 arasındaki sinirden kaynaklanan bir problem olabilir. Dolayısıyla kişi mesela diyorsa ki ya ben idrarımı tutamıyorum. Hani ben şu anda o kadar net hatırlamıyorum ama hani sen fizik muayenede kabaca hangi düzeyde olduğunu anlıyorsun. Yazarken diyorsun ki MR'cıya, ben şuralardan işte L4, L5, S1'den şüpheleniyorum. Bana burayı odakla diyorsun. Yoksa anladım, bütün omurgaya MR çektirmek gerekir. Çok uzun sürer. Evet. Fizik muayeneyle anlarsın ama yolda yürürken yani üzgünüm. Bu beyefendiyle biz tanıştık, karşılaştık. Hatta bir programda da birlikte olduk. O da kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burada mesele şu, insanlar yaptıkları işe bilimsel bilmem neyi yükleyebilme ihtiyacını her halükarda duyuyorlar. Yani bir kırıkçılık çıkıkçılığın bir anlamı var mı derseniz, bana göre aslında anlamı olabilir. Yani zamanında mesela derler ki sırtına işte beli kaydığı zaman balık bağlıyormuş. Ha ha ha, balık mı bağlanır falan. Evet. Hiç de öyle olmuyor. Balık bağlanmasının bile bizim bilmediğimiz fizyonomik bir etkisi olur. Fakat bu tür şeyleri meslek haline getirip bundan şov yaparak üstüne üstlük bir de geliştirerek ahval bekleyenler, gelecek bekleyenler işi sonuçta MR'a bağlıyorlar. Çektir MR'ı, getir bak L5 S1'inde kesin bunun kayıklık var şekli. Kadının yürüyüşünde de bir şey yoktu işin garip yanı. Hocam biraz daha işi yukarı seviyeye çıkararak şunu da izletiyorum. Galiba bunu gördüm, evet. Sen biraz dizin mi kötü? Dizin mi kötü? Evet. Şey, esnetme. Şimdi tabii ki bu tarz çok tehlikeli gerçekten. Çok tehlikeli. Allah korusun. Felç geçirmiş. Fizik tedavi düşündüğün zaman zaten fizik tedavide bu tarz böyle değil tabii ki. Bunun bilimsel işte maletiyle bilmem ne veya işte hani pilatesler falan yapılıyor ya. Stretch, esnetme. Bu ne böyle ya? Ben hani gidenlere de iyi cesaret yani. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kötü sonlanmış olabilir. Ben bu videonun devamı var mı bilmiyorum. Gelecek mi? Yok, var, gelmiyor yok, zaten. Bizde yok ama var şey. Yani acı çekiyor yerde. Öyle söyleyeyim. Ha, ya belli o. Zaten çok acayip riskli bir şey ya. Evet. Ha, bu şey evet. Aynı beyefendinin asma hareketi. Tersten astım diyor. Oradan kütürdettim diyor. Artık nasıl bir şey var bilmiyorum. Ama şu hareketi yaptığınız anda eğer gevşek bağ varsa bu kopar, onu söyleyeyim size. Hani bu hareketi traksiyon olarak fizik tedaviyi uyguluyor zaten. Var böyle bir şey. Kafaya falan da takıp böyle germe hareketi var. Fakat bu süratle, bu hızla, bu kadar şey şiddetle yaptığınız zaman o zaman işin şekli değişir. Evet. Bazen hemen randevu alamıyorlar.
hastanelere. Ha. Şimdi bel ağrısı oluyor mesela, randevu sistemine giriyor, hemen randevu alamıyor. Dolayısıyla en azından randevu gününe kadar bir şeyler yapayım, ağrım geçsin diyen var. Para problemi olabiliyor. Yani bu daha ucuz, buna gideyim diyen var. Birinden duyuyor mesela, ben işte bilmem kime gittim, bel fıtığım hemen i̇yi geçti, yani. Bel ağrım iyi geldi falan deyip duyup giden var. İnsanlar efendim tıbba karşı biraz güven yitirdiler. Bakıyorlar, gidiyorlar, bir sonuç alamıyorlar. Sonuç alamayınca mecburen bu sefer seçenekleri de diyelim diye başkasına gidiyor. Öbürü gittiği adama bazen hakikaten daha hürmet edebiliyor. Bu gittiği adam mesela BT çektirelim, arkasından şu ballı bilmem ne karışımını 2 ay yedikten sonra kontrol BT'si çektireceğiz de diyebiliyor. Böyle insanlar da var, ben gördüm. Ellerinin ne kalmış, çok fazla hasta oldu. Ama bir şeyden uzun süre şikayet edip de çaresini bulamayan insan, fizanda bunun çözümü var deseniz gider onu arar, bulur bir şekilde, neyse parasını da verir. Biliyorsun mesela bir tane şimdi çuf çufçu hoca var ya. Evet hocam ya, gerçekten. Ya abi rezalet yani gerçekten. Ya felçli olan biri var. Tekerlekli sandalyede getiriyor. İşte bir çuf çuf diyor. Bir anda ayağa kalkıp dolaşmaya başlıyor. Belli ki numara, ama bunu yiyen insanlar var yani. Yıllardır tekerlekli sandalyede duran, hareket etmeyen bir insanın kaslarının tamamen zayıflamış olması gerekir. Tamam mı? Yani ben böyle hadi çuf çuf deyince ayağa kalksa bile tak diye düşmesi lazım. Yürürken düşmesi, sendelemesi lazım. Burada da işte hani bu tür şeylere bakıp bence bunları görmesi lazım insanların, ki yani gerçekten yanlış yapılan işler felce falan neden olur yani. İlginç bir diyalog izleyeceğiz. Olmaz, hayvanı bir şey yaparız. Hayvan o anda bizi ısırır, bir şey yapar yani. Ya hayvan ne hayvanı? Aslan falan değil, kaplan falan değil. Ya. Köpek de olsun. Köpek de değil. Kedi de olsun. Kedi de değil. Ne? Kuş. Tavuk. Tavuk. Ne yapacak tava? Pansuman. Tava pansuman da yapacak. Tavuğa pansuman için mi gelmiş? Evet. Yapılır abi, niye yapılmasın? Yani tavuğa pansuman yapmayacağız da kime yapacağız? Isırmaz etmez, şey yapmaz, ama pansuman için tavuğu getirmesi de iyi niyetli bir insanmış. Yapıver. Tavuğunu. Ama onun için çok değerli tavuğunu getirmiş. Şeye sokmadan da kapının önüne bir batikonlu bir şey getirip şöyle bir pansuman. Çünkü yapılır. Ona inanmış, yapılabilir yani. Evet. Yani yapabilirsin canım, ne olacak, o da bir canlı sonuçta yani. Evet. Eğer ihtiyacı varsa bir şey yaparsın, ama şimdi şöyle bir şey var. Hastanede sırada 50 kişi bekliyordur. Orada tamam mı? Orada tavuğuyla gelen biri pansuman için gelirse haliyle kusura bakmayın burada yapmıyoruz dersin. Ama ne bileyim nöbettesindir, hasta da yoktur o anda. Yardım etmek için yaparsın tabii. Ve en azından hani adamcağız kırılmasın. O kadar belli ki o da hani bir yerden getirdiğine göre bir hani eziyet çekmiş. Yoldan gelmiş. Demek ki onun için önemli bir şey. Yaparsın yani, ne olacak? Bu hocam mesela sıkıntı yaratır mı? Yani ne bileyim hani hijyenik olması gerekiyor atıyorum hastanenin. Hani tavuk getirirsiniz, sokakta yaralanmış köpektir. Normalde içeriye sokmazlar efendim. Ha. Sokakta yaralanmış köpeği aslında hastaneye getirirlerse hani bir kenarda elden gelen belki dışarıda yapılmaya çalışılır. Ama genellikle kimse öyle getirmez. Biz gelen insanları bile bazen kabul etmekte zorlanıyoruz hocam. Hocam bilmiyorum, sizin gerçi mideniz kaldırdı, izleyicilerimizin kaldırmayabilir. Bir ameliyat videomuz var. Ay evet evet ya. Ortopedi işleri böyle çok serttir. Bu hocam neyi ameliyat ediyordu onu anlamadım ama daha çok yani sıkışmış bir contayı söker gibi bir hali vardı ya da neyse bir jonun anahtarını iyice bir ittirelim şeklinde. Şimdi şey gibi değil mi ya? Yani bir ortopedi girişimini görüyorsunuz. O yüzden biz ortopedist arkadaşlara marangoz da diyoruz bazen. Evet hocam, güçlü falan da olmak lazım. Yok, gerçekten ortopedist olmak için hakikaten kuvvetli olmak gerekiyor. Yani bir bicepsler, tricepsler falan olması lazım yani. Çünkü ameliyat da bazen uzun sürüyor abi. Yani ağır bacaklar oluyor, onları bütün tut işte çak et yani bilmem ne. Yani bu tabii biraz abartı olduğunu kabul ediyorum ama hani hakikaten mesela bir ortopedi ameliyatı gerçekten fizik kuvvet de isteyen bir şey. Belki hani içinde çok kaldı, onu doku reaksiyonu, üstün işte fibrozis falan, kemikleşme dediğimiz şey var. O böyle kirecin içinde hani betonun içindeymiş gibi olabilir reaksiyonla, evet. Ve onu çıkartmaya çalışıyor olabilir. Ama serttir ortopedi ameliyatları, güç de ister. Fiziki güç de ister tabii. Acaba o bir şey girdi de ona bağladılar. O herhalde belki, yani evet. Bu yüksekten bazen şey oluyor, böyle çok kötü hastalar geliyor, yüksekten düşmüş mesela, şeylere girmiş bir kısmı. Hani korkuluklar var, evet. Ya. O kesip getiriyorlar, öyle çıkarıyorlar arkadaşlar. Belki ondan olabilir. Geçiyoruz hocam. Hindistan'dan bir videoya, 2022 yılında yaşanmış bir olay izleyeceğiz.
Ay ay ay. Ay. Ama kimsenin başına vermesin Allah. Vallahi adam ama sıkışacak sandım orada. Ama evet evet yine bir tehlike olmadan, onlara bir şey olmadan hallolmuş. Bu şey herhalde ameliyathaneye mi gidiyor artık? Büyük ihtimalle. Ha, büyük daha ihtimalle. Uyanık. Abi bu ay. Adam gidiyor sandınız değil mi? İkiye bölünecek sandınız. İkiye bölünecek yani. Vallahi diye düşündüm yani. Evet. Kimsenin başına vermesin ya böyle bir şey yani. Normalde bu asansörler kullanılmıyor artık. Hastane asansörlerinin belli bir genişliği var. Sedyenin ve insanların girip çıkabilmesi için. Bu biraz merdiven altı hastanedir. Eski evet. Bir evi almışlardır, bozmuşlardır, hastaneye çevirmişlerdir. O yüzden olmuştur diye düşünüyorum. Vallahi gitti, Batu gitti, Batu gitti. Ayağını bir dakika kaldır ayağını. Ayağını kaldırın mı? Bir dakika kaldır. Dur. Gelin. Ha bir de laboratuvar yani. Ben zannettim ki kan bağışı falan. Bayağı kan vermek. Aa, o da gitti. O da gitti. Ay canım benim. Ay. Hocam bu çok sık yaşanıyor mu? Yaşanıyor yaşanıyor. Hani yüzdesini veremem de %10 falan yaşanıyor. Evet. Biz anatomiye ilk girdiğimiz zaman orada kadavraları sermişler üstünde beyaz örtüyle. Tabii kaldırdığın zaman altından böyle kahverengi, beyni olmayan, kafası açık bir insan çıkıyor. Fakat insan da yani dış görünüş olarak kahverengileştiği için ilaçların etkisiyle açmaya başladığınızda da aleleler madeleler böyle sanki böyle daha koyu kahverengi falan görünüyor. Bizim arkadaşlarımızdan doğrudan bayılanlar oldu. Oluyordur. Hatta uzun süre bir tane çorba veriyorlardı öğlen yemeğinde. Adı kadavra çorbası kaldı çorbanın. Çünkü görüntü itibariyle sanki oradan almış çorbaya katmış gibiler. Ama kan tutması diye bir durum var. Doğrudur. Beyin o kadar enteresan bir şey ki ilk başta tehditleri algılıyor. Ve ona karşı tepki vermeye hazırlanıyor. Şimdi sen mesela karşında birini görüyorsun. Sana yapılan işlemin aynısı oldu. Ve adam gitmiş ya. Beyin diyor ki ulan burada ters giden bir şey var. Benim de aynısını yapmam lazım. Hani o aynı nöronlar vesaire. O da aynı tepkiyi verme eğilimine giriyor. Başta dikkat et hiçbir şey yoktu o. Normal duruyordu aslında. Tabii. Yani. Ama karşısındakini görünce aa demek ki burada kötü bir şey var diyor ve aynı tepkiyi kendi veriyor. Kan alırken aldırdıysanız bilirsiniz. Böyle bir içi çekiliyor gibi olur yani, insana. O hissiyat herhalde değil mi? Evet o hissiyat. Peki. Tansiyon düşer. Hani bu nörojenik bir olaydır. Tansiyon düşünce de böyle bayılır. Böyle yatarak olduğu zaman sorun yok. Ayaklarını hani dikersin. Mesela kalçadan iğne yaparken öğrencilere söyleyeyim. Dedim böyle 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 yaparlar ya dedim. Evet. Niye böyle? Böyle böyle yap. Yapmanın amacı orayı kolonyayla temizlemek falan değil. Uyuşturur abi. Bir de dikkatini dağıtırsınız. Siz oraya hop bitti. Bu kadar. Hızlıca yapar. Hepsini yani. Yapabilirsiniz. Hocam, hiçbir sorun olmasın. Ama hissettirtmeden yapmak da işin erbabına bağlıdır. Yani bir hemşireye siz kolunuzu verirsiniz. Siz aldı mı diye baktığınızda kadın zaten odayı bitirmiştir ve pamuğu koymuştur. Kolunuzu bükünüz ve tamam bitti iş diyebilir. Bu kadar eli hafif olanlar var. Aynı eli hafif olanlar kan almakla kalmıyor. İliğimizi, kemiğimizi falan da sömürebiliyor. Cebimizi de götürebiliyor. Bu ayrı bir konu. Hocam son olarak bu konuda tabii çok tartışıldı son yıl. O yüzden bundan da bahsetmek istedim. İran'da fırladı. Kendisini tedavi eden doktora saldırdı. Bak bak. Geldiğinde hasta baygın gibiydi. O baygın hasta bir anda uyandı nasıl oluyorsa. Saldırgan bana araba çarptı deyip ambulans çağırmıştı. Oysa yaralı değil alkollüydü. Diyor var hocam. Şimdi tabii bugün bir de doktora şiddet olayları çok arttı. Evet, şimdi bir de bunu konuşalım istedim yani ben. Evet. Ya bu çok hepimizin bütün sağlıkçılar diyeyim doktor da değil personeli hemşiresi hepsi içimizi acıtan meslekten soğutan bir olay. Evet. Bir kere yakını ama gerçekten hani oğlu, kardeşi, babası vesaire doktor olmayan bir doktor veya bir sağlıkçı nasıl yetişiyor? En ufak fikri yok. İnanılmaz zor bir süreç. Yani gerçekten o noktalara gelmek yani arkadaşları gezerken ders çalışmak, arkadaşları gezerken nöbet tutmak, alkollü kişilerle boğuşmak anladın mı? Bu hayatın bizim hayatımızın parçalarından bir tanesi ve belki de basitlerinden bir tanesi. Bence bir sağlıkçıya veya herhangi bir görev sırasında çalışan birine şiddet uygulamaya kalkışmak çok ciddi cezalandırma gerekiyor. Hep aklıma şey gelir, hani bu insanları gerçekten belli bir süre sağlık hizmetinden mahrum bırakmak gerekebilir yani. Yani herkesin tabii doktorun da mutlaka hatalı tarafları olabiliyor. Ama karşı taraf zaten böyle bazen bunun gibi böyle saldırmak üzere geliyor, programmış geliyor. Yani biz de karşılaşıyorduk öyle. Agresif. Ben kimseye ki bir haklılık payı biçmem.
tersini de söylemek istemem. Şiddet güzel bir şey değildir fakat bazen de insanların hakikaten kendilerine hakim olmamalarını neden olacak duruma anlayış getirebiliyorsunuz. Şöyle getiriyorsunuz, yani acilin kapısında adam bekliyor. İçeride işte hastası yatmakta, yoğun bakımın kapısında haber alamıyor. Bir şey söylemiyor. Bana gelen bütün şikayetlerin ortak noktasında bizimle konuşmuyorlar lafı var. İletişim problemi var. İletişim problemi var. İletişim probleminin kasten yapıldığını sanmıyorum. Ama insanların eskisi gibi birbirine anlayışlı davranmadıkları da kesin. Senin paranı ben veriyorum. O meşhurdur zaten, yani senin paranı ben veriyorum. Ben de vergi veriyorum yani sonuçta. Yani geldiğimiz noktada doktor da memnun değil, sağlıkçılar da memnun değil, hasta da memnun değil. Bu iki kesim benim en azından asistanlık dönemimde falan çok barışıktı. Hele benden önceki dönemde, bizim hani duayen hocalarımız döneminde çok barışıktı. Şimdi o iki kesim nasıl birleştirilecek? Evet, ne oldu hocam? Yani o kopma, o biraz bir saygı vardı arada. Sağlık politikaları muhtemelen. Yani şimdi sen bir adama kamuda 120 tane hasta baktırırsan kardeşim, yani ne yüzü güler ne bir şey yapar. Böyle bir uygulama olamaz ama sistem zorluyor. Türkiye'nin en başta şiddet problemini ortadan kaldırması gerekiyor. Yani bunu sadece sağlıkta şiddet olarak algılarsak bunun çözümü yok. Bir canlıya karşı, hayvan olur, insan olur, şiddet eğilimimizi ortadan kaldırmaya çalışmak. Bunun da tabii temeli bence eğitimden geçiyor gerçekten. Evet. Ama okul, yani şeyden değil, eğitim derken aileden başlayıp okula kadar giden bir tabii eğitim sürecinden, öğretimden değil. Seçim öncesi lütfen repliği hatırlayın. Eskisi gibi değil, artık doktora rahatlıkla bilmem ne yapabiliyoruz diyen bir video yayıldı. Bu da viral oldu. Mesela bunları kullanırsanız bunlar da anlamlı. Bu toplumun genel olarak içine düştüğü durumun ister istemez bir yansıması. Tasvip etmiyoruz ama doktorun da kendini bir aynaya tutması gerekiyor. Diyorum ki çocuklara, öğrenciler bunlar. Evladım, siz kimseyle konuşmazsanız, kimseye bir şey anlatmazsanız, kapısını olduğu gibi kapatırsanız, karşı tarafta canı yanıyor, bir şey var, bir şey de alamıyor karşılığında, ister istemez diyorum, duyarsızlığınız karşısında bilenmeye başlayacak. Siz bu duyarsızlık değil de eğer yorgunluktan kaynaklanıyorsa gidin adama söyleyin, beyefendi deyin, çok yorgunum diyeyim, bana bir 15 dakika verin, biraz daha, bu yetiyor zaten. Evet. Bu kadar olumsuzluğu yeter. Var mı söylemek istediğin son bir şey? Yavaş yavaş bitiriyoruz bölümümüzü. Yani YouTube videoları neyle bitiyor? Lütfen kanala abone olun. Evet hocam. Beğenmeyi unutmayın. Evet, benim kanalıma da gelin bu arada. Efendim, davetiniz için teşekkür ederim. Tıbbın içerisinde aslında çok şey çıkar, ben onu biliyorum. Daha fazlasını çıkartmaya çalışıyoruz. Böyle şeylere özellikle gelmemin nedeni gençlerin akıllarının, dimalarının açık olması. Çünkü sizin özel bir durumunuz var. Konumuz nedeniyle aslında bizim konuşarak iletişim kuramadığımız çok geniş bir kesimle ara bağlantıyı, köprüyü oluşturuyorsunuz. Tıp gelişmeye açıktır, net bilsinler. Bu seyrettiklerinin hiçbirinin tıpla bir alakası yoktur. O da ayrı. Bunlar münferit olaylardır. Ama tıp emekleme aşamasındadır, onu da bilsinler. Bugün keyifle Tepki Koli'nin stüdyosuna geldim. Ve sağlık camiasındaki böyle komik videoları izledik, yorumladık, keyiflendik, güldük, şaşırdık. Tepki Koli çok güzel bir YouTube kanalı. Bak söylerken bile gülüyorum. Çok dozunda, her şey dozunda. Her konu işleniyor. Benim gibi gençlere de, benden büyük olan ablalara, abilere de çok uygun bir kanal. Lütfen Tepki Koli'ye abone olun. Çanı da şey yapın, yeni video eklenince de size uyarı gelsin. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarla bitiriyoruz.